Bu süreçte bir parmak boyasının geri gelmesi gerektiğini söylüyor değil mi? Pek çok kişi muhalefete bu anlamda baskı uygulayın, bunu mutlaka dile getirin diyorlar ki bu önemli bir seçim ortamının riske atılmaması için aslında. Akıllarda soru işareti kalmasın diye. Bunu iktidar da isteyebilir ki neden istemesin? Onun üzerinde de niye bir şaibe olsun aynı zamanda? Niye kimse böyle düşünmek durumunda kalsın? Ve aynı zamanda bu bir sorumluluktur değil mi? İnsanların kafasında seçim öncesi herhangi bir soru işareti oluşturmamak da iktidarın görevidir aynı zamanda. Ne yapılır bilinmez. Ama bir yandan da muhalefete de işaret ediliyor ya, sandıklara sahip çıkın mutlaka. Aman bu konuda tıpkı İstanbul'da seçimlerde olduğu gibi, yerel seçimlerde yaptığınız gibi demekteler. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan bu hem bir hareket çağrısı hem de bu harekete katılma konusunda yaptığı bir çağrı var. Sandık savunma hareketini başlattık diyor Canan Kaftancıoğlu ve özellikle avukatların bu harekete katılmasını istiyor efendim. Sosyal medyadan bir açıklama yaptı. İstanbul modeli kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. İşte yerel seçimde İstanbul'da yaşananlar aslında burada önemli de bir hem rol model hem bir örnek. İlçe seçim kurulu ve sandıklarda yurttaşların oyunu korumak için sandık savunma hareketini başlattıklarına duyurdu CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu. Özellikle hukukçulara çağrıda bulundu. Gücümüze güç katacak olan avukatlarımızı aramaya ve eğitimlerini planlamaya başladık diyor.